Buyurun hanımefendi. Merhabalar. Pesto sosu getirdim. Şefin özel siparişi. Diğer girişten. Beni takip edin lütfen. Pesto soslar geldi efendim. Hmm. Getirsin. Misafirlerimize söyleyin, mutfağımız kapandı. Tamam efendim. Çok özledim seni. Canım, canım kızım, canım, canım. Oh güzel kızım, canım. Ben de seni çok özledim yavrum. Hoş geldin. Gel. İçeride görmeni istediğim biri var. Niko? Çok uzun zaman oldu. Çok özlemişim seni. Nasılsın? Ne kadar özlemişim çocuklarımı. Aynı eski günlerdeki gibi. Değil mi? Ne oldu? Bir sorun mu var? Niko beni biraz kızdırdı. Benden habersiz iş yaptı. Niko senin sözünden çıkmaz şef. Bir yanlışlık olmuştur. Bu seferlik affetsen. Eski günlerdeki gibi. Ceren. Eğer engel olmasaydım Niko seni öldürecekti. Ben Merva'dan gelince haberin var sandım şef. Yoksa ben senden hafızsız adım atmam. Nasıl ya? Niko nasıl yaparsın bunu? Bir baba hayatta ne için yaşar? Çocukları için. Ben sizin için ömrümü feda ettim. Üzüldünüz, üzüldüm. Mutlu oldunuz, ben daha da mutlu oldum. Çocukluğunuzdan beri hiçbirinizi diğerinizden ayırmadım. Eğer seni aramasaydım, Ceren'i öldürecektin. Benim biricik Ceren'im şimdi hayatta olmayacaktı. Çok pişmanım şef. Yapmamam gerekirdi. Sana haber vermem gerekirdi. Bir babanın en önemli görevlerinden biri de evlatlarını terbiye etmektir. Ben senin pişman olduğunu biliyorum güzel yavrum. Ama bu yaptığının da bir cezası olmak zorunda. Hadi, yemeği soğutmayalım. Teşekkür ederim, eline sağlık. Afiyet olsun. Acıkmıştım, iyi oldu. Çocukken de böyle hep iştahlıydın.
Evet, çiftlikte erkek çocuklarından fazla yerdim, hatırlıyor musun? Bana anlatacak çok şeyin olduğunu duydum. İstersen önce Serdar'dan başlayalım. Sonra seni öldürmeye gelenleri konuşuruz. Her şeyi biliyorsun yine. Bunlar hikayelerin görünen kısımları kızım. Bunları öğrenmek kolay. Önemli olan duygular. Serdar bana evlenme teklif etti. Bir de istihbaratçı olduğunu açıkladı. Peki, sen ne hissettin? Soruyu kendime sormayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Hislerimi kaybetmiş gibiyim. Öldürmeye gelenler, ihanette suçlayanlar, deşifre olma korkusu. Bir de bu evlenme teklifi. Mesela neden Serdar istihbaratçı olduğunu şimdi söyledi? Neden 6 aydır değil de şimdi? Bilmiyorum. Çok yoruldum. Çok. Canım benim. Eskiden sen çok neşeliydin, daha güçlüydün. Şimdi seni biraz kırılgan görüyorum. Hı? Beni gözden çıkarmalarına dayanamıyorum. Bu kadar kolay olmamalıydı. Seni benden başka hiç kimse gözden çıkaramaz. Sen çiftlikte büyüdün. Seni ben yetiştirdim. Bu hep Fadi denen adamın iş bilmezliği. Sen bana bağlısın. Sizin hakkınızdaki son kararı ben veririm. Bunu o Fadi de öğrenecek. Peki Serdar? Ona ne demeliyim? Hiç seçeneği yok. Ne demen gerektiğini biliyorsun kızım. Sonuna kadar gitmeliyiz. O Serdar önemli bir adam.